Arkadaşlar bir içerisinde çeşitli geometrik özellikler içeren araçlar var. Bunların başında V-Ray Plane geliyor. V-Ray Plane'i buradaki V-Ray toolbar'ın üstünden seçip de ekleyebilirsiniz. Veyahut da command paneli içerisinde geometriden buradan V-Ray seçeneğini açarak buradaki seçeneklerden ekleyebiliriz. V-Ray Plane'i tıkladıktan sonra otomatik bir renk tanımlıyor. Her nesneye tanımladığı gibi 3D Max ve bunu sahneye eklediğinizde o düzlemimize çakışık gelecek şekilde sonsuz bir düzlem oluşturuyor. Tabi burada V-Ray Plane'in rengi neyse bu renkte render aldığınızda örnek vermek gerekirse bu arka plan komple kıpkırmızı olacak. Şimdi render aldığımızda sonucu daha net olarak görüyoruz. Görüyorsunuz. Bu alan komple kıpkırmızı. Yani V-Ray Plane'in rengi neyse bu düzlem, yatay düzlem komple o rengi alacak şekilde kaplanıyor. Buradaki sonsuz uzay boşluğu bu renkte kaplanıyor. Bunun kullanım amaçları farklı olabilir. V-Ray'in diyelim ki bir sahne üzerinde çalışıyorsunuz. Bunu kullanıp işte bir mimari çalışma yapıyorsunuz. Bunu kullanarak sanki bir zeminmiş gibi algı oluşturabilirsiniz. Burada daha net olarak görmüşüzdür bu olayı. Biraz daha fark etmişizdir. Daha önce bu kısımlar komple siyah görünüyordu. Ancak şimdi sanki bir düzlemin üzerine oturmuş gibi kırmızı renkte bunları net olarak fark ediyoruz. V-Ray Plane'in temel işlevi bu arkadaşlar. Yani dediğim gibi sonsuz bir düzlem oluşturuyor. Bir yüzey oluşturuyor. Yan tarafta biraz renk farklı duracak herhalde. Bakalım. O da tabii yeşil rengin etkisi var burada. Yeşil rengin yansımasının etkisi nedeniyle burada tam olarak algılanmıyor. Ancak sağ tarafta daha net algılanıyor. Özetle V-Ray Plane'in işlevi bu.